Burada biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Bu dereden hayvanlarımız önceden devamlı da su içiyordu ama bu zamana kadar böyle bir şey olmadı. Bir 6 sene önce bir 6 tane hayvan geberdi. Yani telef oldu. Bir fabrikayı ismini vermek istemiyorum. O fabrika bunu bakır ve çirko olduğu için fabrikayı araştırma yaptılar. Hemen buldular. Onların ücretini ödettiler. Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi Taşocağı mevkiinde küçük sanayi sitesinin içinden geçip Dilovası'nda İzmit Körfezi'ne dökülen derinin çevresinde büyükbaş hayvan ölümleri devam ediyor. Lütfü Yılmaz'a ait olan ve bu bölgede otlatmaya çıkarılan bir ineğin telef olmasının ardından Hüseyin Karakaş ve Fatma Yılmaz'a ait 6 inek daha aynı bölgede telef oldu. Çocuklar anlamaz icabında temiz aktığı zaman elini sokar, yüzünü yıkar, her şeyi yapar. Bu derenin burada bize zehir saçıyor. Kaç tane hayvanınız öldü? Benim toplam iki tane hayvanım öldü. Komşunun 6 tane hayvanı öldü. Senin giden odana onunla giden mi? Bilmiyorum. Her sene burada 2-3 tane kurban veririz yani hayvan telef oluyor. Yani bir araştırıp da çözümünü de bulamıyoruz yani. Kesti. Dedi ki sakın dedi bunu dedi şey etmeyin dedi. Bu dedi zehirli dedi. İndim azıcık aşağı soruyu. Baktım ki hayvan düştü biri. Dedim ki gene hayvan düştü dedim. Burada bir tane daha şey etti dedim. Ondan sonra geldim meflezin içinde yana gene bir tane daha düştü. Geldim buraya düştü. Geldik baktık ki yani iş işten geçmiş. Hayvanları gömdü. Aynı bölgede daha önce de birçok hayvanın öldüğünü söyleyen Lütfü Yılmaz, dereyi sanayi kuruluşlarına kimyasal atık boşaltarak zehirlediklerini ileri sürdü. Vatandaşlar hayvanlarını dışarı çıkaramaz olduklarını söyledi. Bizimkileri o belediye geldi, arkaya şey gömdü, pazarın orada çöplüğe gömdü. Bunlar da buraya bahçenin içine işte 5-6 metre derinlikte şey yaptı. Gele gele hayvan gele bu ayağına bir...